Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde basit makineler konusunu inceleyeceğiz. Basit makineler günlük yaşantımızda iş kolaylığı sağlamak amacıyla kullandığımız basit düzeneklerdir arkadaşlar. Basit makinelerde kaldıraçlar, makaralar, eğik düzlem, dişli çarklar, kasnaklar gibi bakınız düzenekler göreceğiz. Basit makinelerde hiçbir zaman işten kazanç sağlanmayacak. Bunun yanında kuvvetten ya da yoldan kazanç ya da kayıp sağlayacağız. İşten kazanç sağlamamamızın nedeni, sağlayamamamızın nedeni arkadaşlar, sürtünmeler ve sistemlerin ağırlıklarından dolayıdır. Dolayısıyla basit makinalarda işten kaybımız olacaktır. Basit makinalarda verim hiçbir zaman %100 olmayacağından dolayı verim hesabı için şekilde gördüğünüz gibi yükün yaptığı işin kuvvetin yaptığı işe oranını bularak elde ediyoruz. Basit makinelerin ilki olan makaralarla başlıyoruz. Makaraların ilki sabit makaralardır. Adı üzerinde sabit makara arkadaşlar bir noktadan sabitlenmiş herhangi bir şekilde inme ya da çıkma hareketine e, herhangi bir şekilde sebep verecek bir pozisyonda değildir. Dolayısıyla... Şöyle bir şekilde sabit makarayı çizecek olursak sadece dönme hareketini gözleyebiliyoruz. Yükümüz bu şekilde P ağırlığı olup asıldığında bir ipin ucunda diğer taraftan aynı ipte bakınız F kuvveti ile çekiyoruz. Bu durumda arkadaşlar sabit makaralardaki en önemli özelliğimiz şudur diyoruz. Kuvvetin yönünü değiştirerek yükü çıkarmada kolaylık sağlarlar. Kuvvetin yönünü değiştirerek yükü çıkarmada kolaylık sağlıyorlar. O halde buradaki kuvvetin yönünün esprisi nedir? Bakınız, P cisminin ağırlığını aşağıya doğru gösterecek olursam, ip değişmedikçe, ipteki gerilme kuvveti de değişmeyeceğinden dolayı, aşağıya doğru olan P ağırlığının meydana getirmeye ip gerilme kuvveti yine P kadardır deyip, bu şekilde ipin her tarafındaki gerilme kuvveti P olacağından F eşittir P buluyoruz. Fakat bu durumda gördüğümüz olay herhangi bir şekilde kuvvetten kazanç sağlayamıyoruz. Yani 50 Newtonluk bir cismi yine 50 Newtonluk bir kuvvet uygulayarak çıkarabiliyoruz. Kuvvetin yönünün değişmesi olayı ise eğer bir çatının üzerine böyle 50 Newton ağırlığındaki bir çimento torbasını çıkarmak isteseydik sadece kollarımızdan 50 Newton'luk kuvveti uygulayarak cismimizi yukarı çekecektik. Fakat burada bakınız şu şekildeki bir düzenekte şurada duran bir vatandaş F kuvvetiyle çektiğinde yine aynı kuvvet uyguluyor fakat yer çekimi yümesi aşağıya doğru olduğundan dolayı burada bakınız kendi ağırlığını da kullanabiliyor. Yani Buradaki P ağırlığını yukarı çekmek için yine P'lik bir kuvvet uyguluyoruz fakat kendi ağırlığımızdan da istifade edebiliyoruz. Dolayısıyla yukarı yönde bir kuvvet uygulayarak P ağırlığını çekmek yerine aşağı yönde bir kuvvet uygulayarak kendi ağırlığımızı da kullanaraktan dolayısıyla bu şekilde arkadaşlar bir iş kolaylığı sağlıyor. İş kolaylığı sağlıyor dedik. İşten herhangi bir kazanç yok. Sabit makaralarda bunu söyledikten sonra arkadaşlar bakınız şurada gördüğünüz P ağırlığını, P ağırlıklı cismi 1 metre yükseltmek için şu şekilde ip bakınız yine bir metre çekilmelidir diyoruz. Yoldan herhangi bir şekilde kazancımız yoktur diyoruz. İkincisi makara düzeneklerinde hareketli makaralardır. Hareketli makaralarda, adı üzerinde makarada hareket ediyor. Yani inip çıkma hareketine maruz kalıyor. Hareketli makaradaki olay ise bakın şekilde görüldüğü gibi böyle bir sistemde arkadaşlar kuvvetten kazanç sağlarken yoldan kaybediyoruz. Yoldan kayıp olayımızı bakınız. Şeklin üzerinde izah edelim. F kuvveti uyguluyorum. P ağırlığı makaramıza asılmış durumda. Bu şekilde. İp değişmedikçe ipteki gerilme kuvveti değişmeyeceğinden dolayı bu ipin bakınız her noktasında gerilme kuvveti F kadardır diyecek olursak makarada denge olayında makarada yukarı doğru 2F aşağıya doğru P kuvvetlerimiz şekilde görüldüğü gibi 2F eşittir dengeden P yazılacak olursa F eşittir P bölü 2 bulunur. Bakınız burada arkadaşlar kuvvetten yarı yarıya kazanç sağladık. Yani 50 Newton'luk bir cismi 25 Newton'luk bir kuvvetle çekebildik. Fakat bu P ağırlığını 1 metre yükseltebilmek için bakın buradaki F kuvvetinin bulunduğu şu ipin ne kadar çekileceğini hesaplayalım. P cismimizin 1 metre yükselebilmesi için asılı olduğu şu noktanın da 1 metre makara ile beraber yükselmesi gerekmektedir. Dolayısıyla makaranın etrafındaki her iki tarafındaki iplerin de birer metre yukarı çıkması lazım. Yani şu noktaların yine birer metre yükselmesi lazım. Arkadaşlar şuradaki ip, şu ipin şu parçası bir metre yukarı nasıl yükselecek? Çünkü buradan ne yapmışız arkadaşlar? Sabitlemişiz. İp geri yönde bir yükselme hareketi yapamaz. Dolayısıyla bu ipin de bir metre yükselebilmesi için bu taraftaki ipin ucundan iki metre çekmek zorunda kalıyoruz. Bakın bir önceki basit makara düzeneğimizde sabit makarada cismimizi bir metre yükseltebilmek için kuvvetimiz bir metre çekilmişti. Ama burada ise bakının bir metre yukarı çıkarabilmek için kuvveti 2 metre çekmemiz gerekmektedir. Yani yükten yarı yarıya kazanç sağlarken yoldan da iki katı kadar kaybediyoruz basit makinalardaki hareketli makaralarımızda. Bunları söyledikten sonra örneklerimize geçelim. İlk örneğimiz, makaralar ağırlıksız sistem dengede ise F kaç B'dir diyor. Şu ana kadar da hep makaraların ağırlıksız olanlarıyla ilgilendik. Bakınız makaramız şu şekilde sabit. Yine şurada bir hareketli makara bulunuyor ve P ağırlığı asılmış. Buradan bir F kuvveti uygulanmış. Arkadaşlar makaralar ağırlıksız olduğu için herhangi bir şekilde makara ağırlıklarını konuşmuyoruz. Fakat en önemli ifademiz ip değişmedikçe ipteki gerilme değişmez demiştik. Önce ipi belirliyorum. Bakın şu ip tek bir ip arkadaşlar. Dolayısıyla bu ipin her noktasında gerilme kuvveti F kadar olacaktır. Burada da F kadar oluyor. Şimdi en son bu makarada, hareketli makarada denge yazacak olursam, yukarı yönde 2F, aşağı yönde P kuvvetimiz görülmektedir. 2F eşittir P yazacak olursam, denge şartlarından. Dolayısıyla F eşittir P bölü 2 elde edilecektir. Bir başka örneğimiz görelim. İp değişmedikçe dedik arkadaşlar, ipteki gerilme kuvveti değişmez. Ama bazı kitaplarda arkadaşlar, işte efendim ip hareketli makaradan geliyorsa yük bölü makara sayısı artı bir yazmalıyız e veya işte ip sabit makaradan geliyorsa yük bölü makara sayısı yazmalıyız gibi ifadeler göreceksiniz. Fakat bu ifadeler arkadaşlar makaralar ağırlıksızken geçerlidir. O halde makaralar ağırlıksızken böyle çözelim, ağırlıklı ağırlıklıyken başka türlü çözelim şeklinde herhangi bir yoruma gitmiyoruz. Dolayısıyla sadece ve sadece ip değişmedikçe İpteki gerilme değişmez ifadesinden yola çıkarak sorularımızı çözmeye çalışıyoruz. Şekildeki gibi bakın makaralar ağırlıksız sistem dengede ise yine makara düzenimizi çiziyoruz. Şuradan bakın F kuvveti uygulanmış P ağırlığı asılmış. Yine ipimizi belirliyoruz. Şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar ip aynı ip. İpi belirledikten sonra kuvvetlerimizi gösteriyoruz. Buradaki gerilme F kadarsa bu taraftaki gerilme de F olup bakın bu ipi dolandırarak F kuvvetini yerleştiriyorum. Sonra en son olarak makarada denge olayına bakıyorum. Bu makarada arkadaşlar yukarı yönde kaç tane F var diyorum? 3 tane F var. Aşağı yönde P ağırlığımız var. Dolayısıyla dengeden yazacak olursam 3 tane F bir P'ye eşit. Buradan F eşittir. P bölü 3 buluyorum. Bir başka örnek görelim. Yine makaralar ağırlıksız, sistem dengede ise F kaç P'dir diyor. Düzeneyimiz bakın şu şekilde arkadaşlar. İki tane hareketli makara bir sabit makaradan oluşuyor. Bu iplerin düşey olmasına dikkat edelim. Çünkü arkadaşlar bakınız, sadece kuvvetlerin dengesi düşeyde görüyorsunuz şekilde görüldüğü gibi düşey olmalarını da burada 90 derecelerden anlıyoruz. Yine şurada F kuvveti, burada P ağırlıklı cismimiz asılmış durumda. Tekrar bakın biraz önce söylediğimiz gibi aynı cümlemizi tekrar ediyoruz. İp değişmedikçe ipteki gerilme kuvveti değişmez. Dolayısıyla önce iplerimizi belirleyelim. Bu ip bakınız kırmızıyla gösterdim. Her tarafındaki gerilme kuvveti F olacağından bir sonra makarada denge kurarken arkadaşlar dikkat ediyoruz. Yukarı yönde bu makarada hareketli makarada 2F var. O zaman aşağı yönde ne olmalı? 2F'lik bir gerilme elde etmiş olmalıyız. Dolayısıyla şu ipte bakın siyah ip bu başka bir iptir. Bu ip üzerindeki gerilme kuvveti 2F ise bu tarafında da yine ne olacak? 2F olacak. Dolayısıyla bu makarada denge kuracak olursam toplam yukarı yönde 4F aşağı yönde P olduğuna göre dengeden yazdığımda 4F eşittir P ve buradan F eşittir P bölü 4 bulacağım. Daha önceki sorularımızda arkadaşlar görmüştük ki F eşit P ya da F eşittir P bölü 2 gibi ifadeler bulmuştuk. Burada bakın böyle bir düzenekte 50 Newton ağırlığındaki bir cismi sadece 50 Newton'un dörtte birlik bir kuvvetiyle çekilebildiğini görüyorsunuz. O zaman buraya kadar yazdığımız sorular içinde en böyle kuvvetten bizi kazanç sağlayacak olan sistem tahtada gördüğünüz sistemdir arkadaşlar. Bir başka örnek çözecek olursak bu sefer arkadaşlar şu ana kadar çözdüğümüz sorulardan farklı bir ifade görüyoruz sorumuzda. Makaralar özdeş diyor. Özdeş makara yani makaralar eğer ağırlıklıysa hepsinin ağırlığı aynıdır diyor. Tabi gördüğünüz gibi arkadaşlar bazı makaralarımız ufak, diğerleri büyük görünüyor. E makaranın büyük ya da ufak olmasına göre ağırlığı değişmiyor arkadaşlar. Çünkü neden? Bakınız küçük makara daha ağır bir maddeden yapılmış olabilir, yoğunluğu daha büyük bir maddeden yapılmış olabilir. Dolayısıyla sistemimizi hemen yerleştirecek olursak şu şekilde biraz önce gördüğünüz sistemin aynısı. Fakat makaralar bu sefer P ağırlıklı ve özdeş diyor. Yine aynı şekli çiziyoruz. Burada arkadaşlar, madem ki makaralar P ağırlıklı, o halde önce makaraların ağırlıklarını gösterelim. Şuradaki makaramızın ağırlığı ortasından aşağıya doğru P ile Şuradaki makaramızın ağırlığı yine ortasından aşağı doğru P ile. Buradaki makaramızın ağırlığı yine ortasından aşağı doğru P ile gösteriliyor. Arkadaşlar makaralar ağırlıksız dendiğinde soruyu yukarıdan ya da aşağıdan çözmek herhangi bir şekilde neticede bize bir problem çıkarmayacak. Fakat eğer makaralarımız ağırlıklı ise soruyu alttan başlayarak çözeceğiz arkadaşlar. Aşağıdan başlayarak çözeceğiz. Neden? Şu F kuvveti bakın ip değişmedikçe ipin her noktasında aynı gerilmeyi meydana getiriyor. F ve F olarak. Burada denge kuracak olursam bu makarada. <laughs> bakınız yukarı 2F var. Aşağıya P ağırlığı var. Fakat şu ipteki gerilme kuvvetini bilmiyorum. O halde makaralarda eğer makaralarımız ağırlıklı ise soruyu aşağıdan başlayarak çözeceğiz. O halde en alttan başlayarak bakınız soruyu çözmeye başlayacak olursam. Aşağı yönde 2P ağırlığı var. P cismimizin ağırlığıydı. P de bu makaranın ağırlığı. Dolayısıyla 2P'yi 2 ip taşıyor. İplerden birine P, diğerine de P kadar ağırlık düşüyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın zaten ip değişmedikçe ipteki gerilme kuvveti de aynı olacağından dolayı herhangi bir problem yok. Şimdi bu makarada denge kuracak olursam yine aşağı yönde 2P var. Bir tanesi ipteki gerilmemiz, diğeri de makaramızın ağırlığı. Dolayısıyla aşağıya 2P, yukarı 2F var. O halde yine bakın bu iplere düşen gerilme kuvvetleri P kadar olacak, 2P, P ve P şeklinde ayrılacak. İp değişmediğiçe ipteki gerilme kuvveti değişmeyeceğinden dolayı bu ipin her noktasında gerilme kuvvetimiz P kadar olacaktır. F eşittir P bulunacaktır. Şimdi arkadaşlar, şuradaki makara ağırlığını herhangi bir şekilde işleme dahil etmedim çünkü bu makara ağırlığının herhangi bir şekilde bu ipler tarafından taşınmadığını görüyorsunuz. Bu makara ağırlığı bakınız, ortasından tavana ...sabitlenerek tavan tarafından tutuluyor. Eğer şuradaki T üstü ip gerilmesini soracak olsaydım... ...o zaman arkadaşlar dikkat edin... ...sorumuzda örneğimizin içinde konuşacağımız bir nokta bu. Üç tane P meydana gelecekti. O halde bu makaranın ağırlığı sadece şu ipteki gerilmeyi etkileyecektir. Bir başka örnek çözelim. Sistem şekildeki gibi sürtünmesiz ve özdeş makaralarla dengede olduğuna göre... T ip gerilmesi kaç P'dir diyorlar. Sorularımızda makaralar ağırlıklı mı ya da ağırlıksız mı? Buna çok dikkat edeceğiz. Eğer makaraların ağırlığı hakkında bir şey söylenmiyorsa o halde makaraların ağırlıklı olabileceğini düşünerek bakınız sorulara giriş yapıyorsunuz. Şu anda makaraların ağırlığına ilişkin herhangi bir şey söylenmemiş. Demek ki makaralarımızın ağırlıklı olup olmadığını ne yapmamız gerekiyor? kontrol etmemiz gerekiyor diyoruz. Buradan bakınız sabitlenmiş. Yine iplerimiz düşey. Şuradaki makaramız hareketli olup tavandan tutturulmuş. Burada P ağırlığı asılı. Şu ipteki gerilme 3P. Bu ipteki gerilme kaç P'dir deniyor. Şimdi arkadaşlar sorunun aslında çözümüne geçmeden önce yapabileceğimiz en büyük hatayı göstermeye çalışacağım. Bakınız burada sistem dengede diyerek bunu tekrar silip düzelteceğiz arkadaşlar. Aşağıya doğru olan P ağırlığı hocam iki tane ipe düşüyor. O halde bu ipler P bölü 2, P bölü 2 şeklinde bu ağırlığı paylaşacaklardır. Dolayısıyla şu ipteki gerilme P bölü 2, şuradaki gerilmede 3P verildiğine göre bakınız T üstü 3,5P şeklinde bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Fakat burada dikkatimizden kaçan bir nokta var arkadaşlar. Madem ki ip değişmedikçe ipteki gerilme kuvveti değişmeyecekti. O halde bu ipin her noktasında gerilme ne olmalıdır? Aynı olmalıdır. Bakınız burada P böyle yan burada bir anda 3P olmuş. O halde burada bir hata yapıyoruz. Dolayısıyla makaraların ağırlığından bahsedilmediği zaman sistemimiz dengede deniliyor ama sistem dengede mi, değil mi? Onu ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? kontrol etmemiz gerekiyor. Bir kez daha tekrarlıyorum. Çok önemli bir husus. Eğer bir makara sorusunda makara ağırlıkları hakkında bir şey söylenmiyorsa sistemimizin dengede olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. O halde ipi belirliyorum. İp değişmedikçe ipin hiçbir tarafında gerilme ne yapmayacak arkadaşlar? Değişmeyecek. Buradaki 3P'lik gerilme yine burada 3P. Bu tarafında da ipin 3P olmalıdır. Burada bir denge araştırıyorum. Bu makarada yukarıya doğru 6P kuvvetimiz varken aşağıya doğru sadece P'lik bir kuvvet var. O halde bu şekilde denge elde etmemiz mümkün değil. Fakat sistem dengede diyor. O halde bir yerde bir 5P eksiğimiz var. Yukarı yönde 6P, aşağı yönde de 6P olmalı ki dengede olsun. Demek ki arkadaşlar burada makaralarımız neymiş? Ağırlıklıymış. Bakın orada makara ağırlığı gizlenmiş. Biz burada makaralarımızın ağırlığını böylece kendimiz bulmuş oluyoruz. Bu makaranın ağırlığı 5P ise makaralar özdeş olduğu için şuradaki makaranın ağırlığı da nedir arkadaşlar? 5P'dir diyoruz. O halde şimdi denge yazacak olursam bu makaranın alt tarafında 3, 3 de burada var 6, 5 de makaranın ağırlığı toplam 11P'lik bir gerilme var. Dolayısıyla T üst ip gerilmesi 11P'dir diyoruz. Zaten hiçbir şey yazmasaydık bile makara ağırlığı ya da denge araştırılmasaydı bile hiç olmazsa yapacağımız en, e, e, yani en yakın yanlış şu olacaktı arkadaşlar. Buradaki ipteki gerilme madem ki değişmediğinden dolayı her yerinde 3P'dir. O halde aşağıya 3P, şu da 3P toplam 6P'dir. En azından yanlış söylerken 6P demeliydik. Fakat bazı arkadaşlarımız şuna dikkat etmiyorlar. P'yi biraz önce söylediğim gibi P bölü 2 P bölü 2 şeklinde ayırıp 3P burada yarım P de burada bir buçuk P deyip çok büyük bir hataya düşüyorlar. Dolayısıyla doğru cevabımızın 11 P olduğu görülüyor. Bir başka örnek çözelim. Ağırlıkları P olan makaralarla. Bakınız bu sefer makaraların ağırlıkları verilmiş. Ve ağırlıkları dendiği için, çoğul bir ifade kullanıldığı için bütün makaraların ağırlıklarına P diyeceğiz. İki tane sistem var. Şekil 1 ve şekil 2'deki sistemlerde 2P ağırlıklı cisimler sistemler düşey F1 ve F2 kuvvetleriyle dengeleniyorlar. Sistemlerimizi çiziyoruz arkadaşlar. Bakın buradan sabit bir makara var. Şurada küçük bir makaramız var hareketli makara. Eğer makara herhangi bir şekilde tavana bağlı değilse o makaraya biz ne diyoruz? Hareketli makara diyoruz. Şimdi arkadaşlar son olarak yine burada bir daha büyükçe bir hareketli makaramız var. Burada da bir F1 kuvvetimiz var. Yine 2P ağırlıklı cisim son hareketli makaramıza bağlanmış. İkinci şekli çizecek olursak, ikinci şekilde de burada büyük bir sabit makara. Yine bunun ortasından aşağıya doğru çizdiğimizde bakınız, merkezlerinin aynı doğrultu üzerinde olduğunu görüyoruz bu iki makaranın. Yine son olarak burada bir hareketli makara verilmiş ve 2P ağırlığı asılmış. Buradan da F2 kuvveti uyguluyoruz. Tabi şurada arkadaşlar tavana bu şekilde tutturuyoruz. Diyorlar ki arkadaşlar 2P ağırlıklı cisimler P ağırlıklı makaralarla düşey F1 F2 kuvvetlerinin etkisi altında dengede tutuluyorlar. Buna göre kuvvetlerin büyüklükleri oranı F1 bölü F2 kaçtır? Parantez içinde sürtünmeler önemsizdir denmiş. Bakın arkadaşlar, önce makara ağırlıklarını üzerine yerleştiriyoruz. Eğer varsa önce makara ağırlıklarını yerleştiriyoruz. Bu makaranın ağırlığı P, şu makaranın ağırlığı P ve yine şu makaranın ağırlığı P'dir diyoruz. Burada arkadaşlar son olarak bakınız, şu makaranın ağırlığının tavan tarafından taşındığını görüyoruz. O halde iplerimizi de belirleyecek olursak bu ip bakınız aynı ip. Dolayısıyla ip değişmedikçe ipteki gerilme kuvveti değişmez muhabbetinden F1 F1 şu tarafında da ne olacak? F1 olacak diyoruz. Ve şunu kontrol ediyoruz arkadaşlar. Çok önemli bundan sonraki soruları çözmemiz için. Çözmemiz açısından çok önemli bir çözüm tekniğidir. Bakınız ben buna göbeğinden tavana bağlı olan makaraları tespit edelim diyorum. Bu makara göbeğinden tavana bağlanmış. Şu makara tavan tarafından taşınmıyor. Göbeğinden tavana bağlı değil. O halde en son göbeğinden tavana bağlı olan makaranın olduğu yerden sistemimizi kesiyoruz arkadaşlar. Buradan sistemi kesip atıyorum. Dolayısıyla bakın şekilde görüldüğü gibi yukarı yönde 4 tane F1 kuvveti aşağı yönde 1, 2, 2 de burada var. 4 P'lik, 4 P'lik bir yükü çekiyor. Dolayısıyla bu dörtleri sadeleştirdiğimizde F1'i P olarak elde etmiş oluyoruz. Şimdi ikinci sistemimize geçelim. İkinci sistemde de makaraların ağırlıklarını üzerine yerleştiriyoruz. P, yine şu da P, şu da P arkadaşlar. Sonra ipi belirliyoruz. İp değişmedikçe, İpteki gerilme kuvveti değişmez ifadesinden hareketle F2, F2, F2 ve yine arkadaşlar son olarak şurasının da F2 olduğunu görüyoruz. Artık tüm kuvvetlerimiz gösterildi, ipler belirlendi, kuvvetler gösterildi. O halde biraz önce söylediğimiz ifadeye tekrardan dönüyorum arkadaşlar. Göbeğinden tavana bağlı olan makaraları tespit ediyoruz. Bu makara bakınız tam göbeğinden yani orta noktasından tavana bağlanmış. Tavan tarafından tutuluyor ağırlığı. Şu makarada bakınız o şekilde tavana bağlanmış. Bu makara ise bakınız ipler tarafından taşınıyor. O halde en son göbeğinden tavana bağlı olan makara hangisi ise o makaradan arkadaşlar sistemimizi kesip atıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar sistemimizi kesip atacak olursak, bakınız üst tarafını siliyorum ki karıştırmamanız açısından. Dolayısıyla dikkat edin arkadaşlar kaç tane F2 kaç tane P'yi taşıyor? 3 tane F2, 3 tane P'yi taşıyor. Dedikten sonra üçlerin sadeleştiğini görüyoruz. F2 eşittir. P buluyoruz. F1 bölü F2 oranı ise bu şekilde arkadaşlar ne çıkmış oluyor? 1 çıkmış oluyor. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğindeki gibidir. Bir başka soru çözecek olursak. Burada söylediklerimizi arkadaşlar kullanacağımız tarzda bir soru yine. Ağırlıkları P olan, sürtünmesi önemsiz makaralardan oluşan sistem şekildeki gibi dengededir. Bakınız. Ağırlıkları P olan makaralar diyor. Buna göre şekilde gösterilen T gerilme kuvveti kaç P'dir diyor. Buna göre şekilde gösterilen T gerilme kuvveti kaç P'dir diyor. O halde arkadaşlar T'nin kaç P olduğunu soruyorlar. Şeklimizi tahtaya çiziyoruz. Bakınız şurada hareketli bir makaramız var. Buradan bir ip ile şuradan bir ipin ucunda da 2P ağırlığımız asılmış bulunuyor. Arkadaşlar Şuradaki ip gerilmesine T denmiş. Madem ki makaralar ağırlıklı, o halde ilk olarak makaraların ağırlıklarını yerleştirerek sorunun çözüm aşamasına geçebiliriz. Bakınız bu makaranın ağırlığı P. Şu makaranın ağırlığı da P'dir diyoruz. Sonra ipi belirliyoruz. İp değişmedikçe ipteki gerilme kuvveti değişmez demiştik arkadaşlar. O halde bu ipin her noktasındaki gerilme kuvveti T kadardır diyoruz. Bakınız dolandırarak şöyle T yazıyorum. Artık bütün kuvvetler gösterildi, ipler belirlendi. Bütün kuvvetler derken gerilme kuvvetleri ve makaraların ağırlıkları gösterildi. Ve şurada da 2P ağırlığımızı aşağı yönde gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar göbeğinden tavana bağlı olan makaraları tespit ediyoruz. Evet şu makara bakınız göbeğinden tavana bağlı. Makara ağırlığı kim tarafından taşınıyor? Tavan tarafından taşınıyor. Çünkü buraya ne yapmış arkadaşlar bakın sabitlenmiş. Ama şu makara göbeğinden tavana bağlı değil. O halde bu makaranın ağırlığını ipler taşıyor. Dolayısıyla en son göbeğinden tavana bağlı olan makara hangisi ise sistemi oradan ne yapıyorduk? Kesiyorduk arkadaşlar. Sistemi buradan kesiyoruz. Karıştırmamak için yine şöyle sileyim arkadaşlar. Şu halde Bakınız artık soru çözülmüş oluyor. Kaç tane T, kaç tane P'yi çekiyor? 3 tane T, 3 tane P'yi çekiyor. Bir P burada var, 2 P de düşey aşağı burada var. Dolayısıyla toplam 3 P ağırlığımız 3 T tarafından çekiliyor. T eşittir, P bulunuyor. Böylece doğru seçeneğimiz A seçeneğidir diyoruz. Bir başka soruyu geçecek olursak, şekildeki ağırlıksız ve sürtünmesiz makaralardan oluşan sistemde ip F kuvveti ile düşey aşağı yönde 60 santimetre çekilirse P cismi kaç santimetre yükselir diyor. İp bakınız arkadaşlar F kuvveti ile düşey yani düşey derken kendi doğrultusunda 60 santimetre çekilirse. P cismi kaç santimetre yükselir diyor. Yine sistemimizi bu şekilde çizecek olursak hareketli bir makara yine şu şekilde bir hareketli makara var. Son makarada da P ağırlığı asılmış. Arkadaşlar burada makaralar ağırlıklı ya da ağırlıksız herhangi bir şekilde Bunlara dikkat etmemize gerek yok. Sadece hareket miktarını soruyor, yer değiştirme miktarını soruyorlar. O halde F kuvvetini bakın dikkat edin. 60 santimetre çekeceğimiz söylenmiş. P cismi kaç santimetre yükselir deniyor. <laughs> Arkadaşlar şu ipi 60 santimetre çekersem bu ip de dolayısıyla ne kadar çekilmiştir? 60 santimetre çekilmiştir. Fakat dikkat ediniz şu ip buraya sabitlendiği için bakın ipin bu tarafında şuraya sabitlenmiş olduğunu gördüğümüzden dolayı bu ip 60 cm 60 aşağı ne yapamayacak? Gelemeyecek. Bu ip 60 cm aşağı yönde gelemeyeceği için buradan 60 cm çekmemize karşın iplere bölündüğünde 30'ar cm çekmiş olacağız. Dolayısıyla şu makara arkadaşlar. 30 santimetre çekilmiş olacaktır. Bu ip eğer 30 santimetre çekilmişse şu ipin de 30 santimetre gelmesi gerekmektedir. Fakat bu ip bakınız buradan tavana bağlanmış. Bu ip 30 santimetre gelemeyecek. Dolayısıyla bu ipin hareketine şuradaki 30 santimetrenin yarısı düşecektir. Böylece bu ip 30 santimetre çekildiğinde bu ip de iplerdeki hareketimiz 15'er santimetre olacaktır. Böylece Böylece şuradaki makar arkadaşlar merkezinden 15 santimetre yukarı yönde hareket edecektir. Dolayısıyla P ağırlığımız 15 santimetre yükselecektir diyoruz. Böylece doğru cevabımız C seçeneğindedir diyoruz. Bir başka soruya geçecek olursak. Arkadaşlar ağırlığı ve sürtünmesi önemsiz makaralarla oluşturulan düzenekte Px ve Py ağırlıklı cisimler şekildeki gibi dengededir denmiş. Buna göre buna göre arkadaşlar Px bölü Py oranı kaçtır deniyor. Şimdi şeklimizi tahtaya alacak olursak. Arkadaşlar şu şekilde sabit bir makaramız var. Burada hareketli bir makara. Hareketli makaramızın merkezinde asılı Y cismimiz var. P'y ağırlıklı. İp şu şekilde geliyor. Açı yapmış arkadaşlar bakın burada. Yatayla 30 derecelik bir açı yapmış. Yine bu ipi dolandırdığımızda şu şekilde buradan sabitlenmiş. Şimdi arkadaşlar şuradaki Px ağırlığımızı gösterdikten sonra gösterdikten sonra yatayla yaptıkları açılara dikkat ediyoruz. 30'lar derece açı yapmışlar. Ağırlığı ve sürtünmesi önemsiz makaralar dediği için makara ağırlıklarına herhangi bir şekilde dikkat etmiyoruz. Çünkü makaralar ağırlıksızmış. Dolayısıyla bakınız arkadaşlar PY ağırlığımızı şu makara taşımaktadır. Bu PY ağırlığını taşıyan bu makara iki ipe bağlanmıştır. Bu yüzden PY ağırlığının yarısı Şuradaki ip tarafından, diğer yarısı da bu ip tarafından taşınmaktadır. Madem ki ip değişmedikçe, ipteki gerilme kuvveti değişmeyecekti. O halde bakınız bu ip tek bir ip. Böylece ipin her noktasında gerilme kuvvetimiz P'ye bölü 2 olacaktır. Daha önceki derslerimizden hatırlayacak olursak, bu makarada denge kuracakken, dikkat edin, açılar verilerek bu şekilde iki tane kuvvet elde ettik. O halde bu bir noktada kesişen üç tane kuvvetin denge durumudur. Bir noktada kesişen üç tane kuvvetin denge durumunda ise herhangi iki kuvvetin bileşkesi üçüncüye eşit fakat zıt yönlüdür demiştik. O halde bu iki tane kuvvetin arasındaki açının 120 olduğunu da görüyorum. Yani bu iki kuvvet arasındaki açı kaç derece arkadaşlar? 120 derece. Sizler şunu biliyorsunuz daha önceki derslerimizden. Eşit iki kuvvet arasındaki açı 120 derece olursa bu kuvvetlerin bileşkesi kuvvetlerden bir tanesini eşittir diyoruz. Artık bu kuvvetlerin herhangi bir hükmü kalmadı. Yukarı yönde PY bölü 2 aşağı yöndeki PX ağırlığımıza eşit oldu. Böylece py bölü 2 eşittir px diyoruz. Bize px bölü py oranı sorulmuştu. py'yi bakın içler dışlardan px'in paydasını alacak olursam px bölü py 1 bölü 2 bulunur. Evet böylece doğru seçeneğimiz b seçeneğidir diyoruz. Bakınız kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk. X, Y cisimleriyle şekildeki gibi dengededir diyor. Buna göre X, Y cisimlerinin kütleleri sırasıyla M ve 2M olduğundan makaranın kütlesi kaç M'dir diyorlar. Şeklimizi tahtaya çizecek olursak. Çubuğumuz eşit bölmeli ve ağırlıksız dendi arkadaşlar. 2, 4, 5 eşit bölmeden oluşuyor. 1, 2, 3, 4 ve 5. Üçüncü bölmeden bakın şu şekilde tavana sabitlenmiş sağ tarafından hareketli bir makara ve bu makaranın merkezinde Y cismi 2m kütleli asılmış ip yine bu şekilde arkadaşlar tavana sabitlenmiş sol kenarında da m kütleli x cismi asılmış durumda. Çubuğun kütlesi önemsenmiyor ve eşit bölmeli x cisimleri bu şekilde arkadaşlar dengede. O halde 2m kütlesini arkadaşlar taşıyan şu makaradaki iki ipe m ve yine m kütleleri düşüyor. m ve m kütleleri düşüyor. Zaten ip değişmedikçe İpteki gelme kuvvetlerini demiştik, değişmez demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki denge noktasına göre, denge noktasına göre moment alacak olursak, bakınız x çarpı 3 yani m çarpı 3 eşit olmalı yine bu taraftaki momente m çarpı 2 diyoruz. Fakat bırakın burada arkadaşlar eşitliğimizin doğru olmadığını görüyoruz. O halde şuradaki gerilmede bir problemimiz var. Demek ki arkadaşlar 3M çıkartabilmek için 2 çarpı 1,5M demeliyiz. 2 çarpı 1,5M demeliyiz. Demek ki şurada bir yarım M eksiğimiz var. O halde 0,5M burada 0,5M de burada olacağından dolayı Y cisminin asılı olduğu bakınız makaranın ağırlığı aşağı yönde M olmalıdır diyoruz. Böylece doğru seçeneğimiz, doğru seçeneğimiz C şıkkındaki gibi olacaktır. Bir başka soru çözelim. Sürtünmesi önemsiz P ağırlıklı makaralarla kurulu şekildeki düzenekte P ağırlıklı cisim F1 ve F2 kuvvetleriyle dengededir. Buna göre F1 ve F2 kuvvetlerinin büyüklükleri kaç p'dir deniyor. Şeklimizi tahtaya çizecek olursak bakın şu şekilde Burada sabitlenmiş bir makaramız var. Bu makara sadece dönme hareketi yapacak arkadaşlar. Buradan p ağırlığının asılı olduğu bir hareketli makara ve şu şekilde hareketli makaranın merkezine bağlanmış. Yine sabit bir makaradan ip dolaştırılarak F2 kuvveti uygulanmış. Ve buradan da tavanda sabitlenmiş. Arkadaşlar makara ağırlıklarımız P kadar deniyor. O halde önce makara ağırlıklarını yazalım makaraların ağırlıklarını yazıyoruz. Şu makaranın ağırlığı arkadaşlar bu ip tarafından taşındığı için bunun herhangi bir esprisi yok. Şuradaki makaranın ağırlığı da bakınız şuradaki destek tarafından taşındığı için bu makaranın da bir esprisi yok ağırlığının. Sadece sistemi bu şekilde meydana getirebilmek için kullandığımız iki tane makara görüyorsunuz. Arkadaşlar ip değişmedikçe ipteki gerilme kuvveti değişmez ifadesinden yola çıkarak F1 gerilme kuvvetinin iplerin her iki tarafında da aynı olduğunu söylüyoruz. Bu halde makarada denge kuracak olursak yukarı yönde 2F1 aşağı yönde 2P kuvvetini çekmektedir. 2F1 eşittir 2P. Dolayısıyla buradan F1 kuvvetinin P olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde şu makarada denge kuracak olursak İp değişmedikçe ipteki gerilme değişmez ifadesinden bakınız bu ipin her tarafındaki gerilme kuvveti F2 olacaktır ve bu makarada kurduğunuz dengede yukarı yönde iki tane F2, aşağı yönde bakınız F1 ip gerilmesi ve makara P ağırlığını taşımaktadır. Dolayısıyla F1'i P bulmuştuk. F1'e P diyecek olursam 2P aşağı yönde 2F2 tarafından ne yapılıyor? Karşılanıyor. 2F2 eşittir. 2P diyecek olursam F2 kuvvetinin de P kadar olduğunu görüyoruz. Böylece doğru cevabımız E seçeneğindeki gibidir diyoruz. Bir başka soru çözelim. P ağırlığındaki özdeş makaralarla kurulu sistem X ve Y cisimleriyle dengededir. Makaralar P ağırlıklı arkadaşlar. Sistem X ve Y cisimlerini taşıyor. X cisminin ağırlığı, bakınız buraya yazıyorum. P ise, Y cisminin ağırlığı kaç P'dir deniyor. Makaralarımız da P ağırlıklı. Sistemimizi bakınız şu şekilde çiziyoruz. Evet, şöyle bir sabit makara ve hemen ucunda böyle bir hareketli makara. Sol tarafına X cismi asılmış buradan gelen iple şuradan gelen ipin ucuna da Y cismimiz bağlanmış. Evet arkadaşlar. Madem ki makaralar P ağırlıklı, önce makaraların ağırlığını yerleştirelim. P ve P şeklinde. Arkadaşlar burada X isminin ağırlığını P olarak vermişler. Buraya P diyebilirim. Y cisminin ağırlığı soruluyor. P'ye. Y cisminin ağırlığı soruluyor. Dolayısıyla Y cisminin ağırlığını bulmak için şu iki ipteki yani Y cismini çeken şu iki ipteki gerilmeyi bulmam gerekiyor. Aşağı doğru P ağırlığımız var ise yukarı yönde ipteki gerilme de ne kadar olacaktır? P kadar olacaktır. İp değişmedikçe ipteki gerilme değişmez ifadesiyle burası da P kadar olacaktır. Şimdi sıra geldi şu ipteki gerilmeyi bulmaya. O halde bu makarada denge kuracak olursam bu makaranın altında 3P ağırlığı şu ip tarafından taşınıyor. O halde ipteki gerilme 3P kadar olacaktır. Yine ip değişmedikçe sürekli tekrar ediyoruz bakın bu ifadeyi. İpteki gerilme değişmez diyerek buraya da 3P yazıyoruz. Dolayısıyla y cisminin ağırlığı 4P bulunuyor. Y cisminin ağırlığı 4P bulunuyor. Doğru cevabımız D seçeneğindeki gibidir diyoruz. Bir başka soruyu çözelim. Makara ağırlıklarının ve sürtünmelerin ihmal edildiği sistem şekildeki gibi dengede olduğuna göre. Bakın burada arkadaşlar makaralar ağırlıksızmış. Buna dikkat ediyoruz. Dengede olduğuna göre tavana bağlı iplerdeki gerilme kuvvetlerinin T1 bölü T2 oranı kaçtır diyorlar. Arkadaşlar yine sistemimizi şu şekilde çizelim. Hareketli makaranın merkezinde Y cismimiz bulunuyor. Yine burada bir sabit makaramız var. Ve burada X ağırlığımız verilmiş. şu gördüğünüz hareketli makara da tavana bağlanmış. Bu ipteki gerilme T1, şu ipteki gerilme de T2 deniyor. Arkadaşlar T1 bölü T2 oranını bulurken, bakınız ip değişmedikçe ipteki gerilme değişmez diyerek, şu ipin her noktasında gerilme kuvvetinin aynı olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla ipin bu tarafında da gerilme kuvveti T1 kadar oluyor. X cisminin ağırlığı aşağı yönde X olarak gösterilecek olursa bu X cisminin ağırlığını taşıyan ipteki gerilme de X kadar olacaktır. Dolayısıyla ip değişmedikçe ipteki gerilme kuvveti de değişmez diyerek bu ipin her noktasında gerilmenin X olduğunu söylüyoruz. Böylece Y cismimizin bakınız 2X eşit olduğunu görüyoruz. Sabit makaradan böyle bir F kuvveti ve bakın dikkat edin şurada tam ipin ortasında bir P ağırlıklı cisim var ve ip yine buradan devam ediyor. Dolayısıyla şu iki farklı farklı iki tane ip olmuş oldu arkadaşlar. Bu iki farklı iki ip olmuş oldu. Ve burada hareketli makarada P ağırlıklı cisim merkezine asılmış ve buradan sabitlenmiş. Evet arkadaşlar Makaralarımız P ağırlıklıydı. Makar ağırlıklarında üzerine yerleştirecek olursak yine şu makaranın ağırlığı tavan tarafından taşındığı için herhangi bir espirisi yok olayda. Dolayısıyla aşağı yönde 2P ağırlığımız var. 2P ağırlığı bu makarayı taşıyan iki ip tarafından paylaşılmaktadır. P ve P şeklinde. Böylece arkadaşlar F kuvvetindeki meydana gelen bakın bu ipteki gerilmeyi de devam ettirecek olursam bu yönde F kuvvetini mi gösterebiliyorum. Böylece arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Cismin ağırlığı P'yi de unutmayacağız ve P ağırlığını buradan aşağı yönde göstereceğiz. Dolayısıyla bu cismin üzerinde F kuvveti verilmiş. Altında ise 2P kuvveti verilmektedir. Cismin ağırlığı P, bir de ipteki gerilme P var. Dolayısıyla yukarı yöndeki F, aşağı yöndeki 2P'ye ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. Böylece Bakınız F'nin 2P olduğunu buluyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğindedir diyoruz. Buna benzer bir başka soru da arkadaşlar. Bu sefer P1 ve P2 ağırlıkları şekillerdeki gibi sistemlerle taşınmaktadır. Yine denge kullanacağız. Sistemlerimizi önce çizelim. sürtünmesiz ve ağırlıkları da önemsiz diyor arkadaşlar makaraların. Bu şekildeki sistemlerde F1, F2 kuvvetleriyle dengelenmiş. Hemen sistemlerimizi alıyoruz. Bilgilerimizi de sonra ne yapacağız? Üzerine yerleştireceğiz. Sistemlerde arkadaşlar bu P1 ağırlığı iken şuradan sabitlenmiş bir makara var. Şuradaki sistemde ise Böyle bir hareketli makara, sabit makara etrafından dolaştırılan ip sonrası yine bir hareketli makara. Ve burada F2 kuvvetimiz var. Ve buradan sistem sabitlenmiş. Ve P ağırlıkları, P2 ağırlığı da ne yapmış? Şuraya asılmış. Arkadaşlar, bakınız burada bir veri var. F1 bölü F2, 2 denmiş. Yani F1'i 2 alacak olursam F2'nin 1 alınması gerektiğini söylüyor buradaki ifade. Buna göre cisimlerin ağırlıklar arasındaki oran P1 bölü P2 oranı kaçtır deniyor. Arkadaşlar yine sistemlerimizde iplerimizi belirleyelim. Makaralarımız da ağırlıksız. İplerde ip değişmedikçe ipteki gerilme kuvveti de değişmez diyerek Bakın ipin her tarafındaki gerilme kuvvetinin F1 olduğunu gösteriyoruz. Böylece şu makarada denge kuracak olursam, bakın şu P1 ağırlığını taşıyan iki tane ip var. Şu ipteki gerilme F1 ama şu ipteki gerilmeyi henüz bulmadık. Dolayısıyla bu makarada denge kurduğumda, yukarı yöndeki F1, aşağı yöndeki ipteki gerilmenin de iki F1 olduğunu görüyorum. Böylece P1, 3 tane F1 tarafından taşınıyor. P1, 3 tane F1 bulunmuş olundu. Böylece arkadaşlar F2'yi de aynı şekilde bulacak olursam F2 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 dediğimde bakın buradaki makarada denge kurduğumda bu ipteki gerilmenin 2 F2 şu ipteki gerilmenin de arkadaşlar 2 tane F2 eşit olduğunu görüyorum. Aşağı yönde de P2 ağırlığımız var. Böylece P2'nin 4 tane F2 eşit olduğunu bulmuş oluyorum. 4 tane F2'ye. Arkadaşlar orada 3 bölü 4 F1 bölü F2 ifadesi karşımıza çıktı. F1'e 2 F2'ye de 1 yazacak olursak şuna 2 şuna da 1 yazacak olursak böylece 3 kere 2 6 6 bölü 4 kere 1 4 sadeleştirdiğimizde 3 bölü 2 sonucunu elde etmiş olacağız. Doğru cevabımız C seçeneğindedir diyoruz. Evet arkadaşlar. Bu dersimiz burada son bulmaktadır. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar diliyorum.